Ali Turhan, reisin Ankara'daki adamları. Bitmeyen şarkının bestekarına ilham verenler, reisin dokunmuş olduğu mütevazi hayatlarına devam ediyorlar. Kaderin kendilerine çizmiş olduğu takvime uyan bu koca yürekli adamlar yaşamış oldukları sıkıntıları torunlarına anlatıncaya kadar bekleyecekler. Biz yine de reisle aralarındaki bu sırrı ve onları ismi unutulan kahramanlar listesinden çıkarıp teşekkür edilen kahramanlar listesini almak istiyoruz. Vefanın İstanbul'da bir semt olmadığını, reisin vefayı da vefasızlığı da unutmadığını hatırlatarak bu cefakar isimlerin affına sığınarak kaleme alıyorum. Umarım bu yazıyı okuduktan sonra da bu kadim dostluğumuz bozulmaz. İşte reisin adamları ve benim kardeşlerim. Kırşehir, Metin Ülgenkaya 2002'den 2006'ya kadar gençlik kolları il başkanlığını yaptı. Bundan sonrasını ondan ve onlardan dinleyelim. 2005 yılında halen başkanken geçirmiş olduğum bir kazayla kolumu kaybetmiştim. Cumhurbaşkanımızın söyledikleri bugün bile aklımda. Biz bundan sonra senin hem elin hem de kolun olup sonuna kadar yanında olacağız. Hayatımda hiç unutamayacağım duygusal bir andı ve bugün bile bende yeri apayrı. Daha sonraki zamanlarda benim yanında çalışmamı teşrif buyurdular. Bu büyük onur ve şerefle. Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'ne basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri olarak atandım. Teşkilatlarda başlamış olduğum hizmetime bu noktada devam etme fırsatımı buldum. 2010 yılında Başbakanlıktan farklı bir görev için ayrıldım. Daha sonra Reis Kırşehir'e geldi. Ahi Evren Şenliklerinde Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde Cuma namazı çıkışı görüştük. Beni yanına çağırıp kaybettiğim protez elimi tutup, iyi misin? Bir sıkıntın var mı? Senin için ne yapabiliriz? Bu el bizim elimiz dedi. Aradan 11 yıl geçme Sine rağmen Erdoğan ailesi olarak elimden yine tutmuşlardı. Biliyorum hem ahirde hem de beşeriyette aradan 11 yıl değil 11 bin yıl geçse de elimi bırakmayacak bir dostum olmuştu. Bu can her şekilde ona feda olsun. Hakkari Emrullah Gür, Ağrı Murat Turgut, Siirt Haşim Tetik, Kars İsmail Turan, Denizli Ramazan Kuzu, Kütahya İshak Gazel, Bursa Gökay Bilir, Trabzon Ahmet Taşan, Kilis Mehmet Ali Özçil, Kırıkkale Kayalaçin, Şimdi ondan dinleyelim. Halen başkan olduğum zamanlarda Kırıkkale'nin topyekun üstümüze geldiği o günlerde dayımın davetiyle Ankara'ya geldim. Ne hikmetse bu şehir evim kadar sıcak geliyordu. Doğruca dergaha geçtim, tasavvufu öğrendiğim bu mekanda dostlara selam verdikten sonra dayımı beklemeye başladım. Televizyonda reis 2071 vizyonunu açıklıyordu. Onun sesini duyup da ekrana konsantre olmamak elde değil tabi. Konuşmasının belli bir kısmında 2071'i siz göreceksiniz ama ben muhtemelen göremeyeceğim dediğinde istem dışı olarak gözyaşlarıma hakim olamadım. Dudaklarımdan belli belirsiz Allah'ım benim ömrümden al onun ömrüne ver diye dua ettim. Farukiye Vakfı'nın duvarları üstüme geliyormuş gibi hissettim. Çünkü Muzaffer Yalçın Faruki yani hocam sohbetlerinde kişi sevdiğiyle beraberdir ve alimin ölümü alemin ölümüdür diye anlatmıştı. Reisle yüzlerce anım varken bu an benim canımı en çok yakan an olmuştu. O yüzdendir ki bugün bile ömrümden alsın ömürlerine versin. Artvin Mehmet Akyüz, Akçakoca Burçin Sarıcan, Erzurum Özkan Yıldırım, Sakarya Cafer Güler, Şırnak Besim Katar, Şanlıurfa Abdülkadir Kirli. Şimdi ondan dinleyelim. O hain terör örgütü FETÖ 2009 yerel seçimleriyle birlikte partiyi ele geçirmeye çalışıyordu. İlk kıyımını ise yerel seçimin hemen ardından yapılan il başkanlığı seçimlerinde partinin temel taşı ve heyecanı olan reisin bizim umudumuz dediği gençliği parçalayarak yaptı. 2010-2011 dönemlerine bakarsak gençlik partiye küstürüldü. Bu davaya gönül ve ömrünü veren başkan ve yardımcıları rencide edilerek uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bu kıyımı ve acıyı yaşayan biri de benim. Başında bulunduğum ve yedi buçuk yıl bu görevi şerefle yürüttüğüm gençlik kolları başkanlığını hiçbir sebep göstermeden dağıttılar. O dönem il başkanıyla alakalı istihbaratları bildirmeme rağmen ki bu kişi şu an FETÖ'den dolayı hakkında yakalama kararı çıkan ve yurt dışına kaçan biridir. Kısacası kongre sürecine kısa bir süre kala 2010 referandumu ve Mavi Marmara olayının yaşandığı o günlerde teşkilatımıza kumpas kurularak operasyon yapıldı. Allah'a şükürler olsun ki biz o zaman da reisimizin yanındaydık, şimdi de yanındayız, yarında yanında olacağız. Rabbim bize güç kuvvet verdikçe bu hak davaya hizmet etmeye devam edeceğiz. Ankara Mümin Altınışık, Düzce Yavuz Güney, Konya Faruk Şekerci, Tekirdağ Bayram Başelma, Yozgat Çelebi Altuntaş. Şimdi ondan dinleyelim. Bir il başkanları toplantısı sonrası reise selam vermek için yanına gitmiştim. Selamlaşmadan sonra reis dışarı doğru yöneldi. Ben de birkaç metre yakınından kendisine eşlik ediyordum. Biraz yürüdükten sonra 5-6 kişilik bir bayan grubu dikkatini çekti. İçlerinden birisine ne oldu senin iş? Genel müdüre talimat vermiştim. Sonuç ne oldu dedi. Bu bayan 5-6 ay önce reisten bir talepte bulunmuş, reis de talebini uygun bulmuş ve genel müdüre talimat vermiş. Aradan aylar geçmiş, yüzlerce insanla görüşmüş olmasına rağmen bayanı ve talebini hatırladı. Yani reis'in tabiriyle neticelendiriyor. Bu nasıl bir hafıza ki binlerce insan yüzü görüp de aradan zaman geçmesine rağmen bayanı hatırlıyor. Çok etkilenmiştim. Böyle büyük bir davanın böyle büyük bir liderine hizmet ettiğim için Rabbime ne kadar hamd etsem az olur. Mardin Abdullah Düzgün, Ankara Orhan Yeğin, Nevşehir Ebu Bekir Gizli Gider, Elazığ Arif Sıdık Barata, Aksaray Sinan Özkan, Çanakkale Mahmut Akkuş. Elbette adı geçen diğer yol arkadaşlarımın da çok güzel düşünceleri ve anıları var. Ama hepimizin ortak noktası reis ve bu kutsal dava. Girişte de bahsettik ya Ezele dek bitmeyecek olan bu şarkının notalarıydı onlar. Her biri ayrı seste, ayrı düşüncede, ayrı yerlerde, ayrı yürekte çarpan kardeşlerimin ortak kaygısı vatan da elbet. O yüzden biz biliyoruz ki bu kadim toprakların kahramanları bitmez. Karşınıza Kah Seyit olarak, Kah Fethi olarak, Kah Yasin olarak, Kah da Fırat olarak çıkarlar. Ama illaki çıkarlar. Bizdeki cevheri bilen karanlık dünya sonsuza dek boş durmayacaktır ve bilinmelidir ki plan kuranların en hayırlısı Allah'tır. Son olarak biz İki kişi bir araya geldik mi muhabbet ederiz ama üç kişi olduk mu bir baş seçer devlet kurarız. Saygılarımla. Ali Turhan, seslimakale.com